600 yılı aşkın bir süre Orta Doğu'dan Balkanlara, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyada hüküm süren Osmanlı Devleti, hakimiyeti altındaki bu geniş coğrafyanın tümüne şamil olacak biçimde zengin bir kültür mirasının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Saraylar, ibadethaneler, medreseler, hanlar, köprüler, imarethaneler gibi yapıların yanı sıra bu zengin mirasın önemli bir kısmını da arşiv hazineleri oluşturmaktadır. Osmanlı'da kağıt, yazı yazma ve yazılı vesikaya saygı gösterme gelenek ve anlayışının bir sonucu olarak her türlü doküman çeşitli muhafazalar içinde saklanarak zengin bir arşiv hazinesi oluşturulmuştur. Sağlıklı devlet idaresinin sağlıklı bir hafızaya sahip olmaktan geçtiğini ve bu hafızanınsa yazılı evrakın muhafazasına bağlı olduğunu idrak etmiş olan Osmanlı'nın bu anlayışı, yalnız ülkemiz için değil, tüm insanlık için paha biçilemez kültürel arşiv mirasının bugünlere intikal etmesini sağlamıştır. Osmanlı'dan günümüze ulaşan bu arşiv mirasının önemli bir kısmı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı'nda bulunan Koyuğdu Kadimi Arşivi'nde muhafaza edilmektedir. Tarihsel kökenleri Osmanlı Devleti'nde araziyle ilgili her türlü kaydın tutulup muhafaza edildiği defterhaneye dayanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Osmanlı'da hazine olarak kabul edilen bu arşiv mirasını günümüze kadar büyük bir titizlikle korumuştur. Yüzyıllardır süregelen teşkilat geleneği ve sorumluluğuyla geçmişten devraldığı bu hazineyi özenle geleceğe taşımaya devam eden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tüm insanlığın ortak mirası olan arşivlerin muhafazası konusunda önemli çalışmalara imza atmıştır. İlk olarak Tapu Arşiv Bilgi Sistemi TARBİS projesiyle arşiv mirasımız elektronik ortama aktarılmıştır. TARBİS projesinin ardından kurulan belge restorasyon atölyesi ve laboratuvar ünitelerinde bu belgelerin bakım ve onarımları yapılmaya başlanmıştır. Modern metotlarla muhafaza altına alınan arşiv mirasımız, kurulan Server Efendi sergi salonunda tüm ilgililerin ziyaretine de açılmıştır. Gerçekleştirilen pek çok yeni projenin yanında, ulusal ve uluslararası bilimsel organizasyonları da eş zamanlı olarak koordine eden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Osmanlı coğrafyası kültürel arşiv mirasının yönetimi ve tapu arşivlerinin rolü uluslararası kongresini düzenliyor olmanın haklı kıvancını yaşamaktadır. Osmanlı coğrafyası kültürel arşiv mirasının yönetimi ve tapu arşivlerinin rolü uluslararası kongresi, geniş bir coğrafyada hüküm süren Osmanlı'nın zengin arşiv mirasının tüm yönleriyle ele alınacak olması sebebiyle bilim çevrelerince de heyecanla karşılanmıştır. Tahrir defterleri başta olmak üzere muhtelif defter ve belgelerden mühür ve haritalara kadar çok çeşitli arşiv mirasının muhafaza edildiği Koyuğdu Kadimi Arşivi, Osmanlı Devleti'nin hükmettiği coğrafyadan doğan 30'a yakın devletin yanı sıra dünya tarihi açısından da son derece önemli bir hazinedir. Osmanlı'nın iktisadi, ticari, askeri, siyasi ve sosyal yapısı ile ilgili verilerin kaydedildiği defter ve belgelerin muhafaza edildiği Koyuğdu Kadimi Arşivi, bu kongre ile ilk kez geniş kitlelerce bilinir ve istifade edilir hale gelecektir. Yıllardır bu hazineyi büyük bir titizlikle muhafaza eden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, düzenlemiş olduğu bu uluslararası kongre ile başta Osmanlı coğrafyasından doğan ülkeler olmak üzere tüm bilim insanlarını bir araya getirerek ortak değerlerimizin paylaşılması, tartışılması ve ilim dünyasına kazandırılmasını hedeflemiştir. 13 merkez birimi ve 22 bölge müdürlüğüne bağlı 957 tapu ve 81 kadastro müdürlüğünde yaklaşık 18 bin personeliyle vatandaşımıza hizmet veren yaygın ve köklü bir teşkilat olan Tapu ve Kadastro Genel döneminin canlı şahitleri arşiv belgelerinin diliyle geçmişi aydınlatıyor.